Saat 5'te ben kalkıyorum. Ben kalktıktan sonra hem şoförüm, kendi arabam var. Amaleyi ben götürüp getiriyorum. Hem elciyim. Saat 5'te kalkıyorum. 5.30, 6, 6 çeyrekte neredeyse tarlaya giriyoruz. Beş kişi orada çalışıyor. İnanın şu an hava çok soğuk. Belki yani 2 derece, 3 derece öyledir. Yazları böyle işimiz yok. Yani yarın acaba ne yapacağız? Kiminle gideceğiz? Kimin işini yapacağız? Yazın böyleyiz. Biz yazın daha kötüyüz. Yani yaşım kaygısı çok büyük yazın. 2 tane oğlum var, 1 tane kızım var. Onlar işte daha küçükler. Onlara bir gelecek hazırlamaya çalışıyorum. Bir yaşam kurmaya çalışıyorum. İşte 42 lirayla nasıl bir yaşam kurabilirim? Nasıl bir gelecek sağlayabilirim? Onu da bilmiyorum. Yağmur yağarken turpları çekiyoruz. Kesmesi zorlanıyor. Daha çok zorlaşıyor keserken. Bıçağı böyle vurduğumuzda mesela parmağımızın kesilen yerleri oluyor. Eldiven kesilmiyor ama içinden elimizi kesiyor. Erkekler falan olsun onu yüklerken laylona, romonka yani zorluklar çekiyorlar. Motorla şeye giremiyor, tarlanın içine giremiyor çamurda. Sürekli eğilerek turp kestiğimiz için bel pıtığı, boyun pıtığımız var mesela. Daha da çok zorlandırıyor bizi. Ama yine de işte paraya geçime ihtiyacımız olduğu için gidip çalışıyoruz. Mecbur çalışıyoruz yani, çalışmak zorundayız. Yarın işe çıkmadığın zaman sana kimse bir ekmek parası daha yine vermez. Tarlada başına bir iş geldi. Kesinlikle sigortan yok. Öldün gitti gitti. Yani sen en fazla ailen işte biraz sıkıntı çeker, üzülürler. Abi bizim başımıza bir iş geldiği zaman patronun zaten umurunda değil. Niye umurunda değil? Sen gitmezsen zaten dışarıda çok adam var. Yani 50 kişi gider, 1000 kişi gelir. Yani bu mülteciler bizi biraz da bu şekilde getirdiler. Biz soğuktan, sıcaktan vazgeçtik zaten. Bu hayatta para önemli değil. Cahillik çok önemli. Cahil kaldın mı bitiyorsun kardeşim. Herkes senin sırtında. Çok affedersin, hayvansın. Sırtında semer var. Herkes senin sırtında. Bizim farklılığımız yok. Bizim sosyal aktivitelerimiz yok. Başka bir hayatın yok. Seçim şansın yok. Bu nedir? Bu köleliktir.
Bu yaşam değil. Vallahi yaşam değil. Bu modern kölelik. Yani işkence yok, ızdırap yok. Ama sana bir imkan da sağlama yok. Ben Meral Kurt. 32 yaşındayım. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Sabah o soğuklarda önce torbamızı kıvırıyoruz. Sonra havuza giriyoruz. Soğukta bazen çalışamadığımız zamanlar oluyor, tekrar çıkıyoruz. O kadar hayat şartları zor ki o soğuklarda eşlerimize, çocuklarımıza katkıntımız olsun diye mücadele vermeye çalışıyoruz. Ne eşimle ne çocuklarımla ilgilenemiyorum doğru düzgün. ...1992'den beri ben bu işi yaparım. Kışı, karı, soğuğu demeden çalışırız. Emekçiyiz. Bunun ilvan çeşit zorlukları var. Kolaylığı yok. Sen de görebiliyorsun bak hortum tutuşumuzu, seyredişimizi, hareketleri gördün. Bunun gereken işçiliği zordur. Ha, alıcıya göre pahalı gibi gelir ama hiç de pahalı değil. Savrun çayı benim için hiçbir şey yok. Özelliği yok da geçim kavgasıdır. Geçim davası. Ha biz de keşkem gidiyorduk da gurbet ellerde, fabrikalarda bağız tokluğuna sigortalı çalışaydık. Karlı kışlı demiyoruz bak. Her gün. Her gün yapıyoruz bunu. Eldivan ellerinde, elleri buz gibi oluyor. Soğuk, en şiddetli havalarda 15 dakika çalışır, 5 dakikası diyor ellerine.
kargış soğuk dememek şartıyla. Görevimiz bu, babalık görevi. Çocuklar da ya bilir ya bilmez. Böbreklerimizden rahatsızım. Mesela ben böbreğimden rahatsızım. İki kere ameliyat oldum böbreğimden. Sinüzitimiz var çok aşırı soğuktan. Bacaklarımızda romatizmamız var. Sızlamalar hiç öyle sabah saat 9-10'a kadar havuzun içinde durmak gerçekten mucize ister. Ama biz alıştığımız için bünye ister istemez alışıyor. Dayanıyoruz yani. Artık o soğukluğu hissetmez olduk. O kadar bünye alışmış ki. Bu tanzikli hortumlar var ya, Türk yıkadıkları, o da vanayı açık bırakmışlar, benim ayağıma değmişti. Buradan aldılar, hastaneye götürdüler, ayağım şişmişti. Ufak tefek kazalar oluyor tabii. En büyük hayalim hemşire olmaktı. Onu gerçekleştiremediğim için şu an kızım gerçekleştirdi. Kızımı hemşire yaptım. Yesin mi ama o da sen bir macerayı. Sonuna kadar gideceğim. Bittiğinde girebildiğim yere kadar. Temiz su. Karların suyu geliyor buraya. Karlardan akan su, eriyen sular. Ömrümün hemen hemen işte yarısı burada geçiyor. Savrun suyunda geçiyor. İşim burada benim. Ekmeğim burada. Belin ağrıyor. Belin misal bel fıtığı olmuş oluyor. Bazen oluyor adamın kolu sakat oluyor. Yani zor. 20 kiloluk bu. İşte üstüne de su koyduğu zaman 22-23 kilo geliyor. Bazen oluyor misal tansiyonun düşüyor, kamyondan düştüğünde oluyor, ayağın kaydığı oluyor. Çalışırsam benim param var, çalışmazsam acım. Akar çatan akar gider, akar çatan akar gider, mutluyor onuyor yakar gider, mutluyor onuyor yakar gider. Ben bilirim emmim olunuyor. Ben bilirim emmim olunuyor. Burcu, burcu kakar gider. Ben bilirim emmim.